Tekne batmış. Deniz aldı annemi, vermedi baba. Bu çiçeği Atina'da metruk bir evin bahçesinde rastladım. Kuytu bir köşedeydi, güneş görmüyordu. Ama öylesine parlaktı ki gözlerimi alamadım. Açelya çiçeğiymiş adı. Kışın bile mağrur açarmış, göz kamaştırılmış. Tıpkı senin gibi. Ben kanlı bir savaşın orta yerinde savrulurken sen bir açelya gibi dimdik durdun Hilal. Şeref, savaş, aşk. Bütün bu kelimelere sen yeni bir anlam verdin. Bir gün belki gelir sana bir kucak dolusu açelyayla teşekkür ederim. Leon. Az evvel bana yazdığın son mektubu okudum yeniden. Üstünden 2 ay geçmiş. İçerideyken ne vakit ümitsizliğe düşsem satır satır ezberlediğim mektupların nefesi oldu bana. Çıktığımda senden gelen yeni satırların beni karşılayacağı hayaliyle yaşadım. Bulduğum ise derin bir sessizlik oldu. Bu sessizlik benim için bir cehennem Leon. Ama bilirim ki hayat herkesi imtihandan geçirir. Herkesin cehennemi farklıdır. Kiminin gözü karadır, korkmaz ölümden. Her şeyini bir ümit için feda etmiştir. Kimi yüreğinin kaldıracağından çok fazla acı yüklenmiştir. Yaşadığı hayattır cehennemi. Kimi ise boş bir hayalin peşinde heba olur. Görmek istemez kendi cehennemini. Benim cehennemim bu topraklar oldu Leon. Önce beni hapse attılar. Sonra annemi, küçük kardeşimi öldürdüler. Çıktım. Şimdi de vatan elden gitti diyorlar. Lakin yüreğimde açmış bir çiçek var. Hala bana ümit olan ve senden bir satır nefes bekleyen. Hilal. Hayırdır Hüseyin? Yolculuk nereye? Hayır, hayır! General. Mr. Hamilton. Buyurun. Teşekkürler.
Yakup'a sahte emri veren kişi Refik Bey'miş. Demek gemideki İngiliz'in bahsettiği adam bu. Kendisi bir vekil. Vekil. Ve üstelik kumandan Filippo ile irtibat halinde. Bu akşam üstü Kramer Otel'de buluşacaklar. O halde komplonun üç ayağı var. İngiltere, Yunanistan ve Ankara. Mr. Hamilton. Kumandan. Beni görmeye geldiniz sanıyordun. Evet, yalnız gecikeceğinizi söylediler. Ben de fırsattan istifade generali görmek istedim. Emekliliğe hazırlanan bir generalin size çok faydası olmayabilir. Beni vazifede kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Başarılı oluyor musunuz bari? Maalesef. Generale istemediği bir şey yaptırmak imkansız. O halde görüşürüz. Hemen geliyorum. Bilmeniz gereken bir husus daha var. Refik Bey, Dağıstanlı'nın ağabeyi. Demek bir vatanperverin ağabeyi de pisliğe bulaşabiliyor. Belki Dağıstanlı da taraf değiştirdi. Bunu düşünmek istemem. Dağıstanlı da vaktiyle Eşref Paşa'nın adamıydı. Eskiden imkansız olan pek çok şey şimdi mümkün Miralay. Mr. Hamilton. Mirli ve Tevfik'ten haberiniz var mı? Suikast girişiminden beri haber almadım. Umarım sağdır. Bizim vatanperverliğimiz ortada. Bu ülke için bizim kadar savaşan var mı? Ankara çaresiz kaldı. Varıp gidip onca esyanı sen bastırmadın mı? Yaptık elbet. Gene olsun. Gene yaparız evvelallah. Ama kardeşim daha çok adamın olmalı. Ne yani? Biz de ceketli rütbeli ordu mu kuracağız Ankara gibi? Artık devir değişiyor. Herkesten güçlü olman lazım. Bu dağlarda kum gibi yiğit efe yok mu? Var. Hallak, Hacı Ali. Dört parmak. Bir de yanık efe var, bilir misin? Duydum namını. Çok methediyorlar. Onu da bir düşün derim. Bu dağlarda eli silah tutan bütün yiğit efe senin komutanda olmalı. Sonra? Ankara'nın meclisi varsa senin de efeler meclisin olacak işte. Güzel değil mi? Bak bunu bir düşün. Birkaç gün daha kalsaydım da abi. İzmir'de işlerim var. İki güne müsbet haberlerle döneceğim. Hadi selametle. Selametle. Atina'ya giden gemiler nereden kalkar? Buyur. Atina'ya gitmek istiyorum ben. Önce Pire'ye, oradan Atina'ya. İzin belgen var? Belgem yok. Kaçak olarak he? O mümkün değil artık. Kumandan Filipos kusur sürtmüyor. Ama bakın benim param var. Sen buna para mı diyorsun be? Bu parayla değil Pire'ye, karşı yakaya geçemezsin. Ne kadar lazım? En az 150 lira. 150 mi? 150'ye dünyayı alırım ben. E bizim verdiğimiz de dünya sayılır. Bak, Anadolu burada, dünya karşıya kadar. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.